Zaten pandemi var. İşler zaten düşüktü. Biraz daha düştü. 1.25. 1.25 aynen. 1.25. 1.5'tu ama düştü gece. 1.25. İnsanlar soğukta, ayazda 50 kuruş daha uygun ekmek alabilmesi için kuyruk bekletilmemesi gerekiyor. Size soruyorum ben ya, ne olacak ülkenin hali? Köylü şehre indiği müddetçe ekmeğin fiyatını seneye 3 liraya yiyeceğiz. Ekmek yemiyorum. Destek misin çiftçiye? Besici bitti. Çiftçi bitti. Mağduruk. Acil olacak bu. Ama çok ekmek yiyenler için bayağı pahalı yani. Yani vatandaşımız tepkili ama bize de gelen zamlar var. Una zam geldi, yağa zam geldi. Her türlü biz de zam aldık. O yüzden de zam iyi oldu bizce. Ekmek ne kadar? 1.25. Ekmek fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekmek fiyatları 1.5 olacak diyorlar ama yani pahalı. Fiyatını bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. 1.5 mu? Ekmek fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek olduğunu düşünüyorum yani. Tam bilmiyorum, 1.5 diye biliyorum. Ama yüksek yani. Bir tane ekmek 1.5. Ekmek almadığım için hiç bilmiyorum. Zaten burada da yaşamıyorum. Ekmek hiç yemiyorum. Neden ekmek almıyorsunuz? İhtiyaç duymuyorum yani ekmek yemeye. Bilmiyorum. Neden bilmiyorsunuz? Almadığım için. 1 TL 25 kuruş. Şu an 1.700 diye biliyorum. 1.750. 1.25. 1.50 mi oldu? 1.25 herhalde. 1.25. 1.25 aynen. 1.25. 1.5'tu ama düştü gece. 1.25. Ekmek fiyatlarından memnun musunuz? Değiliz tabii ki. Çok pahalı. Hayat şartları çok pahalı. Şu anda her şey çok pahalı. Yani askeri ücrete de zamlarını biliyorsunuz zaten. Her şey çok pahalı. Pandemiden dolayı her şey iki misline çıktı. Ekmek de tabii ki. İnsanların en çok yediği nedir? Ekmek. 1.5 lira. En son zamdan sonra. Değil mi? Yani bilmiyorum. Hani vatandaşın böyle bir sıkışık olduğu dönemlerde 50 kuruş da olsa zam yapılması tabii cebi zorluyordur. İşte bu süreçte mümkün mertebe halkın yanında olunması gerekiyor. Ne söylenir ki bilmiyorum. Yani insanlar soğukta, ayazda 50 kuruş daha uygun ekmek alabilmesi için kuyruk bekletilmemesi gerekiyor. Yakışmıyor diye düşünüyorum yani. 1.5 lira oldu. Ekmek fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi buğdayını dışarıdan ithal eder. Köylüyü köye gönderip ekimini köylü yapmadığı müddetçe seneye de biz bu ekmeği 3 liraya yeriz. Bu kesin olacak. Öncelikle kendi üretimimizi kendimiz yapacağız. Başka türlü hiçbir kurtuluşumuz yok. Dışarıdan buğday ithal olursa makarnanın fiyatı geçen sene kaçtaydı, bu sene kaçta biter. Bu memleketin 1/4'ü zaten makarna yiyen ülke. Makarnanın fiyatına zam ver, ekmeğe zam ver. Sonra %30 zam yap. Benim gibi bir emekliye %4 zam ver. Ne olacak? Size soruyorum ben ya, ne olacak ülkenin hali? Bu köylü üretim yapmak zorunda. Köylüyü şehre değil, köylü köyünde kalacak, üretimini yapacak. Köylüye en büyük desteği devlet verecek. Köylü şehre indiği müddetçe ekmeğin fiyatını seneye 3 liraya yiyeceğiz. Buna bir defa emin olun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekmek 1.5 olmuş. Çok pahalı yani. En az 1000 lira olması lazım. Ekmek fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi pahalı. Çok pahalı. 1000 lira olması lazım. Yani. Etimiz para etmiyor. Et düşük. Şu an 30 liraya et kesiyor. Şu an yem pahalı. Yemin torbası olmuş 130 lira. Yani devlet destek çıkartmasını istiyoruz. Destek bitsin çiftçiye. Besici bitti. Çiftçi bitti. Mağduruk. Acil olacak bu. Çözüm. Valla herhalde 60 kuruş. Normalde 1.25. Ekmek fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Normal. 1.5. 1.25'ten 1.5'a çıkmış. Ekmek fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi benim için fazla bir şey değişmiyor. Ama çok ekmek yiyenler için bayağı pahalı yani. 2 TL. Ekmek yemiyorum. Fiyatını bilmiyor musunuz? Fiyatını da bilmiyorum. Almıyorum çünkü ekmek. 1.5 lira. Ekmek fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekmek fiyatları hakkında. Şu anda gramajına kadar yani ne kadarsa
onun kadar olmasını isterim. Yani fazlasını, gramajı az olup da fiyat fazla olduğu zaman hani alamayan insanlar var. O yüzden yani ekmeğin fiyatının normal olmasını isterim. Yani alabilecek gücünü yeten insanların olmasını isterim. Neden buranın ekmeğinizi alıyorsunuz? Fırınlarda pahalıya geliyor ondan. Fiyatı uygun, bir de içi çok güzel pişmiş olarak yani buluyoruz. Ondan da alıyoruz. Hem uygun fiyat hem güzel. Hoşumuza gidiyor. Onun için alıyoruz yani. Biraz daha uygun olduğu için. Vallahi ucuz diye buradan alıyoruz. Geçim fiyatlar yani geçinemiyoruz. Onun için yani. Oradan kısmasak buradan kısmasak olmuyor. Mecbur yani ekmekten kısıyoruz. Yemekten kısıyoruz. İçmeden kısıyoruz. O yüzden yani. Vallahi biz Kayseri'de bu ekmeği neden buradan alıyoruz? Bir, bu ekmek içi dolu dolu. Hem kaliteli hem uygun. Fiyatı da uygun hem de güvenilir. Biz belediyemize, devletimize sonuna kadar güveniyoruz. O yüzden de ben günlük Hacılar Bağlar'da oturuyorum. 2-3 güne bir gelip 20 tane, 25 tane ekmeği alıp götürüyorum. Komşularıma da veriyorum. Yani çok kaliteli, herkese tavsiye ederim. Ucuz olduğu için ekmek bir buçuğa geliyor. Yolum düştükçe alıyorum. Her zaman değil. Ekmeğe gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekmeğe gelen zamlar hakkında şu anda günümüzde olduğunda millet tepkili ama yani vatandaşımız tepkili ama bize de gelen zamlar var. Una zam geldi, yağa zam geldi. Her türlü biz de zam aldık. O yüzden de zam iyi oldu bizce. Çünkü ekmeğin bir kıymeti olması lazım. Onu da iyi olduğunu düşünüyorum ben. Zamın iyi olduğunu düşünüyorum. Halk peki bu zamı nasıl karşıladı? Ya şöyle bir şey var. Bizim müşterilerimize hiçbir tepki almadık biz. Dışarı taraflarda da hiçbir bağlantımız yok. Bizim kendi müşterimiz memnun. Çünkü biz belli bir firmayız. Firmamızın da kalitesi belli. O yüzden de biz bir tepki almadık zamdan dolayı. Gelmesi gerekliydi. Çünkü bizim maliyetler bayağı bir arttı. Ya olması gerekiyordu. Bu durum sizi nasıl etkiledi? Vallahi zaten pandemi var. İşler zaten düşüktü. Biraz daha düştü. O kadar. Halk bu durumu nasıl karşıladı peki? Vallahi hiç şaşıran olmadı. Yani herkes de bekliyordu zaten.